Tamam mı? Çok girmeyin. Evet, iyi akşamlar Melih Hanım. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyim, çok iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Çok şıksınız. Çok mersi. Evet, yılbaşını erkenden kutluyoruz. Evet. Yılbaşı gecesi. Yılbaşı kutlamaya doyamıyoruz gibi. Valla ben bu film için çok heyecanlıyım. Çok sevdiğim bir ekip. Yani zaten Gülse ile Ozan'ın işbirliği her zaman harika şeyler doğuruyor. Ve oyuncu kadrosu da muhteşem. Bence güzel bir film olmuştur. Çok eğleneceğiz diye düşünüyorum. Sizin peki unutamadığınız bir yılbaşı anınız var mı geçmişe yönelik? İyi ya da kötü aksilikler, planların iptal olması ya da sabah kalktığınızda hangover yaşanmaları? Zaten 1 Ocak'ları hiç hatırlamıyorum genellikle. Böyle şey 31 Aralık'ın heyecanıyla geçiyor 1 Ocak'ta. Mutlaka vardır, şu an özel olarak hatırlayamıyorum ama ben genellikle sakin geçirmeyi tercih ediyorum. Yılbaşı gecelerini. Öyle böyle çok aksiliklere yol açabilecek planlar yapmamaya çalışıyorum. Var mı peki sizin yılbaşı planınız? Serkan Bey'le burada mı olacaksınız? Yeni yılı nerede karşılayacaksınız? Herhalde evimizde karşılarız diye düşünüyorum. Ya dediğim gibi böyle çok yüksek planlar genelde hüsranla sonuçlanıyor. O yüzden ben evde olmayı tercih ediyorum. Peki bu pandemiden sonra mı oluştu bu fikirler sizde, yoksa yıllardır dile gelen hani yılbaşlarını daha sakin kutlama taraftarı? Ya yılbaşını kutlamaya çalışmak çok zorluyor beni bir şekilde. O plan, trafik oluyor, gidene kadar yeni yıl oluyor, yolda girdiğim bile oldu benim ya bir yere yetişmeye çalışırken falan. O zaman vazgeçtim. Aslında pandemiyle ilgili değil, ben bir süredir evde kutlamayı tercih ediyorum. O zorlama şeye girmek istemediğim için yani. Harika, çok teşekkür ederim. Evde daha eğlenceli kesinlikle oluyor bence. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. İyi seyirler, iyi eğlenceler dileriz. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Abicim teşekkür ederim. Kusura bakma, ben orada teşekkür ettim diye şey yaptım.